beri diye düşünüyoruz. Konut derken ticarethane ve kat olarak söylüyoruz. Arsa ve arazi satışına biz de karşıyız. Fakat tabii ayrı komik bir durum var. Onu da paylaşayım hemşerilerimle. Tarla satışı yasak, arsa satışı yasak yabancıya. Fakat yabancı sermayeli bankaya serbest. Banka kredi veriyor. Köylü parayı ödeyemiyor. Yabancı sermayeli banka onu alıyor, üstüne geçiriyor. O yabancıdan sayılmıyor. Şimdi böyle garip garip şeylerimiz var. Bu kentte de ne hikmetse bu yasakla karşı karşıyayız ama umarım yakın zamanda açılır. Ama bu arada çok anlamlı bir zaman diliminde bu Park 17 bu yapı standını açtı. O da tam da banka faizlerinin %1'in altına düştüğü noktada tam da denk geldi. Ben keşke diğer yapı firmalarının da katılmasını beklerdim. Keşke onlar da katılabilseydi. Çünkü şimdi insanların iyi kötü bir ilgisi doğacak. Yani bu bakımdan inşallah önümüzdeki süreçte yapı sektörü canlanır. Çünkü yapı sektörü tek başına bir sektör değil. Binlerce yan dalları da etkileyen, malzemeyi etkileyen bir sektör. Dolayısıyla inşallah bundan sonra Çanakkale'de de önemli bir sektör. İnşallah bundan sonra daha iyi günler onlar için oluşur diye düşünüyorum. Ben hayırlı olsun diyorum bu arada. Tabii biz bu arada Kazdağ mücadelesi yapıyoruz. Kazdağlarındaki altın işletmeciliğinin, siyanür altın işletmeciliğinin ve oraların ormanlarının talan edilmesi noktasında büyük mücadele vermeye çalışıyoruz. Ve bu mücadeleye herkese davet ediyorum. Çünkü bu benim mücadelem değil, bu hepimizin mücadelesi. Çanakkale halkının mücadelesi. İçme suyumuzla ilgili riskleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Sadece o da değil, bölgenin içinde çok önemli. Oksijen kaynakları, su kaynakları. Hatta bütün yurttaşlarımız için önemli. Çünkü bu bir hepimizin bir milli serveti, varlığı, sadece Çanakkalelerin değil. Onun için bütün herkes duyarlılık göstermesi lazım. Burada hani yabancı sermayeye biz yabancılara konut satışı, iş yeri satışı yapmıyoruz ama yabancılara ormanlarımızı talan ettirip oradan altınları çıkartmak için onlara fırsat tanıyoruz. Çelişkiler ülkesinden hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, Çanakkale TV Ton TV ortak yayınındayız. Çanakkale Boğazı'ndayız, 18 Mart tepesindeyiz ve bugün çok güzel bir gündeyiz. 2 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan, aslında geçen yılki farklı bir isimle yapılmıştı ama bu yıl ben özellikle Halil Bey'i bu konuda kutlamak istiyorum. Park 17 evleri tanıtım günleri adı altında 2 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Bu tanıtım günlerinde firmalarıyla ilgili, inşaat firmalarıyla ilgili daha önceki yıllarda birçok katılım olmuştu ama maalesef ki Türkiye'deki inşaat sektöründeki ekonomik krizden dolayı bu yıl Çanakkale'nin, bence şunu çok yürekten söylüyorum Halil Bey, Çanakkale'nin güçlülerinden dediğimiz Park 17 evleri, yönetim kurulu başkanımız Halil Kuzu Beyefendi şu anda canlı yayın konuğumuz. Evet Halil Bey, neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle gerçekten tebrik ediyorum. Böyle bir ekonomik durumda bu işi tek başınıza göğüslemeniz çok gurur verici ve şunu çok açık net söyleyebilirim. Evet, Park 17 evleri Çanakkale'de güçlü bir firma diyebilirim. Evet, neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize verdiği için. Aslında biz burada tabii ki diğer müsaitler birliğine üye arkadaşlarımızla beraber düzenlemek istiyorduk. Ama çeşitli şartlar artık bilemiyoruz kendilerine göre. Bu işe katılmak istemediler. Ama biz bu işin doğru ve yerinde, tam yerinde olduğunu düşünüyorduk. Hatta bu tabii faiz oranından düşmesi falan da bizi şu anda bu işi doğru bir şey yaptığımızı gösterdi. Tanıtım her zaman gerekiyor.
gerekli. Tanıtım satmadığınız zaman da gerekli, sattığınız zaman da gerekli aslında. Bu burada yaptığımız için de biz çok mutluyuz. Bu işin çok başarılı olduğunu daha önceki dönemlerden biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. İki defa burada yaptık konut günlerini. Bu sadece konut günlerine sattığımız evlerle ilgisi yok aslında. Buradan geçen Çanakkale'nin merkezi burası. Buraya gelmiş bütün insanlara evlerimizi tanıtıyoruz ve o insanlar bizim evlerimizi daha sonra hatırlarında tutuyorlar. İhtiyaç olduğunda da ben öyle bir firma görmüştüm zaten bu işi iyi yapan firma deyip bizi mutlaka buluyorlar. Bunu çok yaşadık. Yani biz çünkü satış işlemlerimizde CRM programı kullanıyoruz. Bize gelen her müşterimizin biz bir kaydını alıyoruz. Bize nereden geldiğini, nasıl bizi bulduğunu konusunda sorular soruyoruz. Bunu da ölçebiliyoruz kendimiz. Yaptığımız ölçümlerde buranın çok başarılı bir tanıtım yeri olduğunu daha önce tespit ettik ve bunu da her sene kullanmak istiyoruz. Aslında biraz da şansınız oldu değil mi Ali Bey? Son 1-2 gündür biliyorsunuz banka mevduatları, banka kredi faizleri ciddi anlamda bir düşüş var. Özellikle inşaat sektörüyle ilgili 0.99'lara kadar gelen bir rakamlar var şu anda. Bunun üzerinde tam da sizin bu işe başlamış olmanız hatta az önce ben söylemende bir sakınca yok herhalde. Az önce bir tane daire satışı oldu diye biliyorum. Bundan ilgili neler söyleyeceksiniz? Banka faizleri ve mevduat oranları ile ilgili. Şimdi bizim aslında yaptığımız hazırlıkta bankalarla anlaşma yaparak 1.30 gibi bir faiz oranı burada sunmayı planlıyorduk. Hatta birçok broşürümüz önceden basıldığı için üzerinde 1.30'u var. Ama işte dün gelişen bir olay biliyorsunuz. Faiz oranları 0.99 gibi bir oran düşmesi özellikle kamu bankalarında bizi bir anda tabii ki avantajlı duruma geçirdi. Dünden bu tarafa çok ciddi bir ilgi görüyoruz. Yani o açıklandıktan bu tarafa insanlar da artık ev almak isteyenler kaçırmak da istemiyorlar bu fırsatı. Yani biz de inanamadık. Aslında bugün bir satış değil. Dün akşamdan bu tarafa 5. satışımızı yaptık. Yani bu faiz oranıyla beraber ve tanıtım tabii reklamlarımızın çıkmasıyla beraber 5. satışımızı da gerçekleştirdik şu anda burada. Peki bu arada fiyat aralığı nedir Halil Bey? Onu da sormuş. 5. satış fiyat dediniz. Yani aslında metrekaresine göre, evin büyüklüğüne göre, bahçeli olmasa, çatı dubleks olan her şey değişiyor tabii ama 1+1 dairelerimiz, en ucuz dairemiz şu anda 200 binin üzerinde bir fiyat var. Ama en pahalı dairemiz de 800 bin lira civarında. Aslında metrekaresine göre ve verdiğimiz özelliklere göre biliyorsunuz bizde kapalı yüzme havuzu, sauna, hammamı, fitness'ı, tenis kortu, basket sahası, açık yüzme havuzları, kapalı otoparklar her şeyle bir siteyiz. Yeşil alanlarıyla bakımlı, güvenli bir siteyiz. Yaşayan bir siteyiz. Satış sonrası hizmetleriyle insanlara oturanlarımızı çok mutlu ediyoruz, memnun ediyoruz. Onun için de yani bizim fiyatlarımız aslında piyasa fiyatlarının çok üzerinde fiyat değil. Hatta emsallerine göre, İstanbul'daki emsallerine göre çok ucuz diyebiliriz. Yani. Ama tabii ki bu burada kalmayacak. Talep gördükçe. Çünkü inşaat maliyetlerine gelen zamları henüz daha biz inşaat evlerimize yansıtmış değiliz. Satış rakamlarımızı yansıtmadık. Mutlaka önümüzdeki dönemde biz de bunları yansıtmak isteyeceğiz. Yani ayakta kalmanın şartı kar etmekten geçer. Ama bu dönemde karı artık unuttuk hepimiz. Yaşamak istiyoruz sadece. Yaşamak için mücadele veriyor firmalar. Biz şu ana kadar işte 700'e yakın dairemizi bitirdik. Tamamı bitti şu an dairelerimizin. Hepsi oturulabilir vaziyette. İşte son 191 dairemiz bayram sonrası hizmet açılıyor. O da hizmete giriyor. Artık projemiz tamamlanmış oluyor. Çanakkale'deki inşaat sektörüyle ilgili aslında bugün ben isterdim gerçekten burada 10 tane, 20 tane, 30 tane firma olsun. Çünkü buradaki işinize yatırım yapıyorsunuz aslında. Projeler yarışacaktı aslında burada bir bakıma baktığınızda ama bugün sizin tek oluşunuz. Ben inanıyorum ki birçok firma bu faizler oranları ve bu mevduat oranları açıklandıktan sonra katılmadığı için çok pişman olacaktır. Eminim. Çünkü Çanakkale'deki tek sektörümüz inşaat sektörü biliyorsunuz Ali Bey. O durduğu anda bunun arkasındaki her şey duruyor. İnşallah bundan sonraki dönem bu 4-5 ay gibi bir süre devam ederse Türkiye'deki ve Çanakkale'deki özellikle bizleri Çanakkale yaşadığımız için bizi öncelikle Çanakkale ilgilendiriyor. Tabii ki daha sonra Türkiye ilgilendiriyor. İnşallah inşaat sektörü de satış anlamında herkes bir eli rahatlar ki piyasaların açılması gerekiyor. Ciddi anlamda ciddi bir ekonomik krizden geçiyoruz çünkü. Çok uzun yıllardan beri inanın ben böyle bir kriz hiç görmedim. Bunu en çok iyi yaşayanlar sizlersiniz. İnşallah aşılır diyorum. Ben siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi aslında tabii Çanakkale bu tabii Türkiye'ye yayılmış bir kriz var. Hani az önce de başkanım söylediği gibi aslında yabancı satış
dışında olmaması Çanakkale krizi daha da büyüttü. Ama Çanakkale'nin bir avantajı vardı. Köprünün yapılıyor, ilerliyor olması ve ucuz olması İstanbul piyasası için bir cazibe, hala cazibe merkezi olarak görünüyoruz. Aslında bunu değerlendirdik bugüne kadar ama artık o da bitti ve krizi de bir türlü sonu görememiştik krizin. Artık inşallah bu 0.99 faiz oranlarının açıklanmasıyla bunun arkası gelir. Çünkü inşaat demek aslında ekonominin kalbi demek bu işte. Ve bu işi inşaat firmalarını bu piyasada öldürdüğünüz zaman işte seramik üreticisinden dolap üreticisine, ne bileyim tuğlacısından betoncusuna, demircisine herkes bir krize giriyor. Bu sektörün canlanması gerekiyor. Bunun için de tabii ki şu anda hükümetin yaptığı uygulamalar doğru uygulama. 0.99'a faizlerin çekilmesi. Çünkü insanların mevduat oranları yüksek olduğunda insanlar elindeki parayı bankada tutmak istiyor. Yatırıma döndürmek istemiyor. Ama ekonomi yatırıma dönerse çarklar öyle işleyebilir. Çarkların işlemesi için de bizim ev satmamız lazım. Satarsak yenisini yapmamız lazım. Sürekli böyle bir döngünün olması lazım. Tabii ev satışlarıyla ilgili piyasada tabii ciddi bir şekilde bir müteahhit enflasyonu vardı. Ama bayağı bir ciddi bir şekilde elemeler oldu, elenmeler oldu. Biliyoruz, yaşıyoruz hepimiz, duyuyoruz. Aslında yeni düzenlemeler biliyorsunuz yürürlüğe girmedi daha henüz. Aslında girmesi gerekiyordu ama giremedi henüz daha. Artık müteahhit olmak öyle çok kolay bir işlem olmayacak. Müteahhit olmak belli kurallara, kaidelere bağlı olarak çalışmak olacak. Karneniz olacak, belgeniz olacak, sermaye yeterliğiniz olacak. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde zaten birçok firma piyasada elenmiş olacak. Bu işi ciddi olarak yapan firmalar ayakta kalacaklar. Doğrusu da bu zaten firmaların, yani ciddi yapabilen firmaların bu işi yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ki konut sedelerin oluşmaması için. Peki Ali Bey, son olarak artık neden söylemek istiyorsun? 2 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri arasında dedik, arz ve talebe göre uzatabiliriz demiştiniz. Buradan Çanakkale'de bu faiz oranları, mevduatlar, banka kredileri düşmüşken şansınıza, tek oluşunuz burada. Buraya gelecek müşterilere, ev alacak insanlara neler söylemek istiyorsunuz? Biz şimdi 2-10 yani Arefe günü burayı kapatmayı planlıyoruz ama tabii ki talep ve ilgi devam ederse bayram birinci ve ikinci gününde tabii belediye açısından ve valilik açısından herhangi bir sakınca olmazsa devam etmeyi planlıyoruz. Çünkü burası tanıtım için, söylediğim gibi burası tanıtımın, Çanakkale'de bir tanıtım yapmak istiyorsanız en doğru, en uygun yer burası. Bu konuda da başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu ara ben de Kaz Dağları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kaz Dağları hepimizin bir serveti aslında. Yani Çanakkale'nin değil, bu Türkiye'nin, dünyanın bir ihtiyacı olan bir şey olan, oksijeni üretiyor ve dünyada 2 numaralı oksijen yatakları, bölgeleri. Altını biz her yerde bulabiliriz. Madenciliğe karşıyım demiyorum ama siyanürle yapılan, bu şekilde hunharca ağaç katledilerek yapılan madenciliğe ben de karşıyım. Biz de karşıyız. Herkes gibi biz de karşıyız. Madencilik mutlaka yapılmalı ama bu şekilde değil. Bu şekilde yapılmamalı. Özellikle altını benim anlamıyorum ama demir madenciliği, kömür madenciliği, bu da madenciliktir. Ama bunların da vahşice değil de daha doğayı gözeterek yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda başkanıma sonuna kadar katılıyorum. Biz de kazlarla ilgili ne gerekiyorsa gerekli girişimlerde bulunmak istiyoruz. Yeşili sevmek, korumak lazım. Geleceğimiz, çocuklarımıza emanet edeceğimiz tek şey bu bence. Evet Ali Bey, ben gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle bir tanıtım gününü hazırladığınız için Çanakkale'liler adına. Hemen bakıyorum, tanıtımımıza gelen bir iki konuklarımızdan da canlı yayına çağırmak istiyorum aslında. Evet, hemen başkanımız, Birol başkanımız orada, alabilirsek hemen çok kısa başkanımın da. Evet değerli izleyiciler, dediğimiz gibi 2 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale İskele'de, dünyanın 3. boğazı olan Çanakkale Boğazı'ndayız. Şu anda da hemen sıcağı sıcağına, ayağın tozuyla Kepez Belediye Başkanı Sayın Birol Arslan Beyefendi de tanıtım günlerinde şu anda. Kısaca ondan da bir röportaj alalım. Evet başkanım, neler söyleyeceksiniz? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki Kepez'de yatırımlarını yapan bir yatırımcının Çanakkale'de böyle bir tanıtım standı açmasından öncelikle çok mutluyum. Çünkü Kepez'deki o gerçekleştirdikleri yapıları burada Çanakkale'li hemşerilerimizle buluştururken aynı zamanda Kepez'in de tanıtımını yapıyorlar. Kendilerine Halil Bey'e ve sevgili Osman Bey'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii ki Halil Bey ve Osman Bey gerçekten çok başarılılar.
Onlar Kepez'de yarattıkları o modern yapılarla Kepez'deki inşaat sektöründeki gelişmeye önemli bir katkıda bulundular. Ve diğer müteahhit arkadaşlara da yarattıkları o modern yapıların yansımaların diğer arkadaşlara da tabii ki örnek olup onların da seviyeyi yukarıya taşımalarına öncülük ettiler. Bu anlamda Kepez'de yarattıkları bu ayrıcalık için o yarattıkları modern yapılar için kendilerine Halil Bey'e ve Osman Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten Kepez artık bölgemizin, Çanakkale'mizin en yaşanabilir kentlerinden, fark yaratan kentlerinden bir yer oldu. Ben de böyle bir kentte belediye başkanlığı yapma gibi bir onura sahip oldum. Bu manada bu imkanı bana veren değerli hemşehrilerime, halkıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki inşaat sektörü son iki yıldır maalesef ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerden dolayı ilk etkilenen sektör. Gerek döviz fiyatlarının artışı, gerekse faiz oranlarının yükselişi ilk önce inşaat sektörünü etkiledi. Ve dün akşam itibariyle de iki gündür yaşanan devlet bankalarındaki faiz oranlarındaki düşüş tabii ki bizleri de çok memnun etti. Umut ederim ki bundan sonraki bu ekonomideki oluşan güzel tablo faiz oranların çok daha aşağılara arzu edilen seviyelere gelmesi ve müteahhit arkadaşlarımızın da bu pozitif havadan olumlu etkilenerek satışlarının yükseltilmesi, halkımızda düşük faiz oranlarıyla yeni kendi evlerine taşınıyor olmalarını ve onları Kepez'de misafir edebilmenin, hemşeri edebilmenin de biz de mutluluğunu yaşarız. Tabii ki bu arada şunu da özellikle belirtmek isterim. Hamide Mahallesi Halil Beylerin yatırımları olduğu bölgede yeni yerleşime açılan bir bölge ve biliyorsunuz ki gerek sosyal medya üzerinden gerekse basın üzerinden bizde o mahallede bir yol ulaşım sorunu vardı. Bu sorunla ilgili önemli bir adım attık. Tüm belediyemizin ekonomik sıkıntılarına rağmen bir ihalesini gerçekleştirdik. Yolları ve kaldırımları yapıyoruz. Firmayla da, ihaleyi kazanan firmayla da hafta başı itibariyle sözleşmeyi imzaladık. Bayram sonu firma kazmayı vurup işe başlıyor. Muhtemelen Ekim ayı sonu, Kasım ayı ortası gibi, en geç Kasım ayı ortası gibi Hamidiye Mahallesi artık yollarına, kaldırımlarına kavuşmuş olacak. Çünkü biliyoruz ki oradaki lüks konutları alan hemşehrilerimiz maalesef yollar olmadığı için kışın araçlarıyla çamurda, yazın maalesef toz içinde oldukça zorlu günler, yıllar geçirdiler. Artık bu sorun bitiyor. Kepez'de mahallemiz en geç Kasım ayı ortalarında bu sorunu da aşmış oluyor. Ve Kepez gerçekten bu manada bölgenin çok yaşanabilir, ayrıcalıklı bir bölgesi oluyor. Bu anlamda bu yeni diğer müteahhit arkadaşların da ayrıca bitirmiş oldukları konutlar var. Onlar da şu anda boş ve taşınmaya yeni sahiplerini bekliyor. Bu ekonomideki pozitif hava devam ettiği müddetçe gerek dövizin düşüşü gerekse faiz oranlarının düşüşüyle birlikte o müteahhitlerimizin elinde birikmiş olan konutlarda kısa süreçte umut ederim ki yeni sahiplerini bulur ve biz de belediye olarak yeni Kepezli hemşerilerimizle tanışmış ve onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşarız diyorum. Ve Halil Bey'e ve sevgili Osman Bey'e de Kepez'e yaratmış oldukları bu modern yapılar için kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum ve çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Onların ben üretmiş oldukları siteleri gezdim. Orada incelemelerde bulundum. Gerçekten bu bölgede yeni bir ufuk yarattılar. Kendilerini bu çalışmalarından dolayı belediye başkanı olarak da tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki yapılacak olan Halil Beyleri, diğer müteahhit arkadaşları, Kepez'de yaratacakları fark yaratacak projelerde belediye olarak destekleyeceğimizi de buradan tüm hemşerilerimizle paylaşmak isterim.
Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Kepez Belediye Başkanı Sayın Birol Arslan. Evet, dediği gibi Halil Bey Kepez'de yatırım yapıyor. Türkiye'nin en büyük beldesi biliyorsunuz Kepez. O yüzden ikili buluşmada bizler için şu anda çok güzel oldu. Halil abicim, kapanışı seninle yapayım. Son olarak neler söylemek istiyorsunuz? İnsanlara bir davet edin şöyle güzelce, Çanakkale'lileri. Ben öncelikle Birol Başkanıma çok teşekkür ediyorum söyledikleri sözler için de. Biz de tabii ki Kepez'de yapacakları çok şey olduğuna inanıyoruz ve yapacağına da inanıyoruz. Kendisine de görevinde şimdiden son olarak da başarılar diliyoruz. Biz bu buranın çok başarılı bir şekilde bir tanıtım organizasyonu olduğunu düşünüyoruz. Bütün Çanakkale'lileri, bütün Çanakkale'den geçenleri, herkesi bu tanıtım günlerine davet ediyoruz. Güzel bir sitede yaşamak için de ev almalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, dediğimiz gibi 2 ve 10 Ağustos Park 17 Evleri tanıtım günlerindeyiz. Yavaş yavaş artık canlı yayınımızın da sonuna geliyoruz. Hemen canlı yayını kapatmadan bir şey daha söyleyeyim. Çanakkale TV ve Ton TV olarak yarından itibaren ben hemen buradan Balıkesir, Karasi, Kurtdereli güreşlerine geçeceğim Allah'ın izniyle inşallah. Cumartesi ve pazar günleri Çanakkale TV ve Ton TV'den canlı olarak da Kurtdereli güreşlerini izleyebileceksiniz. Evet, tekrar son olarak tarihi bir kere daha hatırlatayım. 2 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri arasında Park 17 Evleri tanıtım fuarına tüm Çanakkale'lileri bekliyoruz. Halil Bey'in de dediği gibi yaşanabilir bir Kepez, yaşanabilir bir Çanakkale, yeşil alanlar için tüm misafirlerimizi hem tanıtım fuarına hem satış ofislerine bekliyoruz. Buradan da tüm değerli izleyicilerimize... Evet, bu arada bir... Evet Şener Bey, buyurun. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Ben evet, de başkanıma da hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin. Evet, şu anda da yanımızda AK Parti İl Genel Meclis üyemiz, aynı zamanda Kalabaklı, Kepezli, aynı bölgenin. Evet Şener Bey, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Halil abi böyle bir açılışa bizleri davet ettiği için teşekkür ederim. Şimdi baktım, gördüğümde de sahada gelen başka olmamış ama Halil abi ben diyor yıkılmadım, ayaktayım. Her zaman da böyledir zaten kendisi. Teşekkür ederim. Şimdi Halil abi buraya 2008 miydi abi? 2012. 2008'de senden önce bir kurum aldıydı bu araziyi. Evet, yanlış evet. Hatırlamıyorsam. 2012'de buraya önceden bu mevki Kalabaklı arazileriydi. Evet. Buraları komple. Ama ondan sonra bu TOKİ falan girdikten sonra belli bir mücevher değişikliğinden sonra Kepez'e bırakıldı. Yani bizim bu arazilerde doğduk, büyüdük. Buralarda çalıştık. Burada Halil abi aldıktan sonra yaşam merkezi olarak buraya çok yatırımlar, ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımlarda da şu anda geçen gene gittik. Bin kaç kişiydi? Bin küsür kişi bir yaşam merkezi şu anda var galiba. Şu anda oturan aile sayısı 484. Yani 3 ile çarpsanız 1500 kişi. Aynen. 1500 kişi. Yanlış hatırlamıyorum. 1400-1500 kişi bir yaşam alanı oldu. Tamamlandığında da 2000 kişinin üzerinde evet. Bir nüfusumuz olacak. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap olarak devam ediyor. İnşallah Halil Bey'in burada bundan sonra daha iyi projelerle devam edeceğini düşünüyorum. Oradaki yaşam alanlarına havuzlarından tut, spor salonları. Geçen hatta şey olsun, bir arkadaşım çağırdı. Zeytin dikimi gerçekleştirdik. Senin bilgin yoktur orada. Gene hala da gelen arkadaşlar da yani dikim safhasında. Evet. Çimleri niye söktün dedim. Ya ne yapacağım çimi? Ağaç yetiştireceğim dedi. Öyle bir muhabbetimiz geçti hatta. Yani Çanakkale için çok katma değer. Bankalarımızın da açıkladığı gibi 0.99 gibi bir kredi oranını da buradan sesleniyorum Çanakkale halkına, hemşehrilerimize. Bu fırsatı kaçırmasın derim. Neden? Çünkü büyüyen bir ülkeyiz. Devamlı çoluğumuza iyi şartlarda hayat tarzı sunmak için bir üstüne yürümek istiyoruz. Bunda da Halil Bey'in İnşaat alanında çok ciddi birikimleri, becerileri var. Bunları zaten görüyorsunuz. Çekimlerinde de gösterirsiniz birazdan. Hatta son bu 6-7 ayda beton santrali de kendi yapmaya başladı yanlış hatırlamıyorsam. Güncel beton adı altında. Yani bunlar her zaman bir istikam oluyor. Yani şimdi o bölgede bir köy, Kalabaklı köyün içinde bir de bir okul
inşaatında bulundu. Buralarda her zaman biliyorsunuz şu anda zaten bir işsizlik sıkıntısı var. Ama burada böyle yatırımcının ciddi bir şekilde buralara yatırım yaptığı zaman bunların kapatılabileceğine inanan bir insanım. Çünkü burada hiçbir şey yokken boştu. Ama şimdi bir kolej diyoruz, bir beton diyoruz. Bu betonda 10-15 tane en az çalışan, evine ekmeği götüren insanlarımız var. Yani tekrar Halil Bey'e bu konular hakkında çok teşekkür ediyorum. İnşaat sektöründe yaptığı yatırımları birbirine bağlantılı iş sektörlerine hep devam ettiği için buradan teşekkür ediyorum. Evet, biz de AK Parti İlgen Meclis Üyemiz Şener Akçe Beyefendi çok teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda müşteri diyelim, bir tane az önce evlerle ilgilendiğini gördüğümüz bir abimize mikrofonu uzatacağım. Önce hem kendini tanıtsın hem de incelemiş olduğu dairelerle ilgili fikrini bir alalım kısaca. Evet, buyurun. Ben şöyle söyleyeyim. Ben buraya bir sene önce taşındım İstanbul'dan. İstanbul'da ilk önce bir ev almak istiyorduk ama nasıl bir proje? Çanakkale'de böyle bir projede bulmak kolay değildi aslında. Geçen sene Park 17 projesini bulduk. Daha sonra da oradan bir ev almaya karar verdik. Peki niye tercih ettim derseniz, böyle bir projede işte havuzunun, sosyal donatıların, güvenliğinin, bunun yanında çocuklar için eğlence merkezlerinin olması, tenis sahasının, basket sahasının, çocuk parklarının olması, kapalı havuzunun olması, fitness salonunun olması, saunasının olması bizi bayağı bir cezbetti. Şu an orada çok mutluyum. Peki şunu diyebilir miyiz? Bundan sonra Park 17 evlerinden ev almaya gelecek olan müşterilere gönül rahatlığıyla Park 17'yi tercih etmelerini söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Şu an zaten iki tane eşimizde ve bir yakın arkadaşımızı da buraya getirdik. Sanıyorum onlar da bugün anlaşmaya varacaklar. Onlar da daha önce burada kiracı olarak oturuyorlardı başka yerde. Şimdi onlar da ev almaya karar verdiler. İnşallah o da olacak. Onları da buraya getirdiğim için çok mutluyum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, dediğimiz gibi teşekkür ediyoruz İstanbul'dan gelen misafirlerimize Çanakkale'yi tercih ettikleri için. Dediğimiz gibi 2 Ağustos ve 10 Ağustos tarihler arasında Park 17 evleri tanıtım fuarına tüm Çanakkale'lileri ve tüm müşterilerini bekliyoruz. Böylesi güzel bir projeyi tanıyıp görmeleri açısından. Ve ben buradan bir kez daha söylüyorum, Halil Beylere çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Çanakkale'ye, ekonomisine katmış oldukları değerler için herkese, tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Park 17 evlerinde de tüm müşterilerimizi bekliyoruz değerli izleyiciler. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere. Kolay gelsin herkese. Alo 177. Ormanımızdan dumanlar çıkıyor. Anlaşıldı. Hemen ilgileniyoruz. Yangına seyirci kalmayalım. Ormanda herhangi bir duman ve alev gördüğümüzde Alo 177'yi arayalım. Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin? Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun? İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim? Tabii. Reçetenizi alabilir miyim? Reçetem yok. Ama hastayım. Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun. Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi? Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün. İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Bir saniye lütfen. 14. 14. 15-11. 15-11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14-15-11. Emniyet müdüründen arıyorum hesabını. Şifresi 14-15-11. Kırımdan puan kazandınız. Şifre 14-15-11. Eda Hanım şifre 14-15-11. Eda Hanım şifre 14-15-11. Çok teşekkürler Eda Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Yavrum bunlar meyveye can veren damarlar. Toprak bu damarla uzun uzun kızararken suyunu vereceğiz. Meyvemiz de olacak gari. Bu kadar şey sen nereden biliyorsun anne? Yavrum dedenin de bir zamanlar kocaman bahçeleri vardı. El birliğiyle bir olur hasatımızı topladık. Şimdi ise her şey değişti. Görüverdik toprakları. Bir de satıverdik avuç içi kadar toprakları. Gelecek nesillerin emanetine sahip çık. Toprakları bölme. 5403 sayılı kanun gereğince tarım arazileri miras veya satış yoluyla kanunla belirlenen büyüklüklerin altında bölünemeyecektir. Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.